Bir anne dokunuşu yap şuna bir. Benden bir şeyler öğrenmişsin. Aa. Ben senden mi öğrendim, sen benden mi öğrendin? Sen yapsaydın eğer bunu, kalın böyle hamur yapacaktın. Bak ben hemen tık açtım onu. Anne yanımdasın, heyecanlanıyorum ya. Aslında biraz da dinlendirmen lazımdı hamuru. Eksi puan aldım benden. Anne çıkışta işim var. Senin gibi bir de şöyle yapayım, öyle istiyorsun. Aynen, şovlu. Ya yapıyoruz bu işi. Fark etmez hangi yöre olduğu ya. Bayramlarda tatlılar benden. Hazır. Nasıl gözüküyor? Tebrik herhalde ediyorum. Bizim aileye sorgulayacağım ben bugün işte. Hamur Bizim İşimiz YouTube kanalından herkese selamlar. Mutfakta Düello Var serimizin 4. bölümündeyiz ve son bölümdeyiz. Bu son bölümde evet. Ben yarışıyorum. Anne o 3 bölüm nasıl geçti senin için? Muhteşem geçti. Değil mi? Çok eğlendik, evet. Yedik, içtik, eğlendik. Zevk alarak büyüklerimizin yarıştık. Yemeklerini, tariflerini aldık. Yani anneannem öğrendik. Geldi gitti, babaannem geldi gitti. Hepsinin bir katkısı oldu. Evet, bizim yani Instagram hesabından sizden gelen tarifleri burada derledik. Yaklaşık 5 tane tarifimiz var burada. Prodüksiyon ekibi bunları buraya karma bir şekilde yazdı. Ben de bunlardan bir tanesini seçip yapmaya çalışacağım. İnşallah bildiğim bir tarif çıkar. Burada zorlanmam anne. Zorlanırsam evet. Da yardım edersin sen. Ederim, evet. Zevkler. O zaman senin şansına güveniyorum. Hadi çek bir tane benim için. Bakalım ne çıkacak. Bülbül konağı. Evet, daha önce duyduğum bir tarifti. Yapmamıştım. Geleneksel bir tarif aynen. Yıllardan beri yapılan bir tarif. Daha önce duydum ama hiç yapmadım. Yapmaya çalışacağım. Birazcık biliyorum, tarif hakkında bilgim var ama daha önce yapmadım. İçerisinde bol yağ olduğunu biliyorum sadece. O zaman malzemeler gelsin, ben de başlayayım, hünerlerimi göstereyim. Vallahi çok heyecanlıyım. Anne inşallah yapabilirim. Yapamazsam desteklerini bekliyorum. Güveniyorum, destek olacağım sana. İyi, süper. Annem de arkamdaysa biz bu işi bugün rahatça hallederiz ya gerçekten. Bu arada tarife geçmeden önce Hamur Bizim İşimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Ben şimdi tarife geçiyorum. Anne şimdi yerini alabilirim. Çayını tamam. Söyleyeyim sana. Sen rahat rahat otur orada. Ben de bu sırada tatlımızı güzelce yapayım. Önce şerbetle başlayacağız. Birebir ölçü su ve şeker. Şekerimizi ekliyorum. Aynı şekilde suyumuzu ekleyeceğim. Evet, şerbetimiz olurken biz de bu sıra hamurumuza geçelim. Bunun için ana maddemiz bizim yağ. Çünkü içerisinde bolca kullanacağız. Önce eritmemiz gerekiyor. Evet, yağımızı koyduk. Yağımız güzelce yavaş yavaş erisin. Hamurun içerisinde kullanacağız. Biz de o sıra elmalarımızı güzelce karamelize yapalım. Evet, yağımızdan ayırmıştık burada biraz. Elmalarımızı bizim yağ ile beraber karamelize ediyoruz. Şimdi o da güzelce karamelize olsun. Biz bu sıra hamuruna geçelim. Şöyle geniş bir cam kasemiz var. Şerbeti unutmayalım. Anne şerbeti daha çok var ya, acele ettim mi? Şerbetinde limon suyu burada, onu da köşeye koyuyorum karışmasın. Evet. En son içerisine ekleyeceğim. Evet. Şimdi yoğurdumuzu alıyoruz. Doğru gidiyor muyum anne? Evet, doğru gidiyorsun oğlum. Neyse, güveneceğim biri var yan tarafta. Bir tane yumurta sarısı. Evet, burada biraz sirkemiz var. Kabartma tozu. Ve vanilya. Böyle fazla eklemek istemedim onu. İyice çırpman lazım yumurtayı. Değil mi? İçine iyice yedirmem evet, lazım. Evet, içine yedirmen lazım. Hani sen de beni iyice gömüyorsun burada kanalda ya. Yani bir önceki tarifte tamam güzel bir şey çıkardın ortaya da. Ama anne, bu kadar görmedim ben, yani. Ben anneyim. Devamlı sözümü dinlemek zorundasın. Ama şu an bir yarış içindeyiz yani. Bu arada yumurta beyazınızı kullanmayın. İki tane hamuru birbirine yapıştırıp ortasına elmaları koyacağız. Onları da hamuru da yumurtanın beyazıyla yapıştıracağız. O yüzden buraya ayırdım. Hatırladığım kadarıyla bu tarif normalde cevizli oluyordu. Bana herhalde kendi yeteneğimi de kullanmam için elma vermişler. Ben de tabii ki elmaları karamelize edeceğim. Elmaları çok öldürmeyeceğim. Zaten fırına da gireceği için çok pişmesine gerek yok. Biz hamurumuzu bitirelim o sıra. Biraz da şeker ekleyeceğim hamurumuzun içine. Çok az. Çok böyle şekerli olsun istemiyorum. İlla ki ufak tefek dokunuşlarımı yapacağım yani. Yapmazsam olmaz. Olmaz. Çok az da elmaya ekliyorum. Nasıl anne? İyi gidiyor muyum? Evet. Unundan çok az ekliyorum başta. Yağımızı yavaş yavaş yedire yedire. Hatırladığım kadarıyla bu hamur biraz yumuşak bir hamur oluyor değil mi anne? İşte kulak memesi gibi oğlum. Yani çok sert bir hamur olmayacak. Olmayacak. Evet, elmalarınızı ara ara kontrol edin, yanmasın. Anne sen de hatırlatmıyorsun yani bana. Bunu karıştırdıktan sonra evet. Nasıl? Mis. Harika kokuyor. Elle dokun istersen bence. Hamura mı? Evet. Mutlaka el değmesi lazım. Evet, bizim yağı bolca ekliyoruz çünkü lezzeti oradan geliyor. Ve unumuzu ekliyoruz. Şimdi başta şöyle bir kabasını alayım.
hamur kıvamına gelmeye başlasın. Ondan sonra elimi daldıracağım. Hiç merak etme yani anne. Evet. O konuda kızma yani bana. Oğlum hatırlarsan hep bayramlarda, özel günlerde aşure pişer. Aynen. Yani bu tarifi beğenirsen bayramlara ekleriz aşurenin yanına. O zaman artık bayramlarda bülbülü konağı da benden mi oluyor? Senden, evet senden yiyeceğiz. Bu arada hamurumuz nasıl? Bir, hamur harika oluyor. Gel anne. Bir dokunmam lazım anneciğim. Bir anne dokunuşu yap şuna bir. Evet. Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Bu arada elmalarımızı alıyorum. Sen yap elmanı. Ha. Elmalar var ya harika oldu ya vallahi. Limonumuzu unutma şerbete. O daha var. Anneciğim daha var mı daha? Kıvamı nasıl anne şerbetin? Bir bakayım. Şerbetin de kıvamı var da yanlış yapmayayım. Biliyorsun şu şekilde olması lazım. Şu şekilde. Kesilmeyecek değil mi akarken? Evet. Biraz daha ister gibi sanki. Evet. Aynı dili konuşuyoruz ya. Bu şekilde, ya. Bu şekilde kontrol edeceğiz. Hamurumuzu iki beze ayırdım. Bu sırada şerbetimiz de hazır. Altını kapıyorum. Limon suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu kendi haline bırakıyorum. Soğuması lazım. Her zaman şerbetli tatlılarda biri sıcak biri soğuk olması lazım. Fırından çıkaracağımız için hamuru da sıcak olacak. Şerbet de soğuk olması lazım. Evet hamurumuz da hazır. O zaman artık yapım aşamasına geçelim. Şöyle hamurumuzu biraz açtık. Anne burada senden yardıma ihtiyacım var. Tamam. Bak 3 bölümdür birbirimize yardım ediyoruz. Artık kapanışı da beraber yapalım yani. Tamam yapalım. Şu hamuru güzelce açmamız lazım. Sen bu işten iyi anlıyorsun. Ben de o sıra bunu kesmek için bir aparat bakayım şu sağa sola. Benden bir şeyler öğrenmişsin. Aa. Ben senden mi öğrendim, sen benden mi öğrendin? Yani anne katar dökerken gördün beni. Nasıl döktüğümü. Ya, şaka yapıyorum ya. Gerçekten yani sen olmasan herhalde yapamazdım yani. Hani bu olmayacak. Öyle hamur açılmaz. Bırak göstereyim ben sana bir saniye. Bak böyle alacaksın. Şöyle hamura böyle nazik davranma ya. Hemen tık hallettik ya. Evet hamurumuzu güzelce açtık. Bana bir fırın tepsisi lazım. Hop arkamda varmış. Güzel. Oğlum ellerimi de bulaştırdım. Anne, yani üstüme iyilik, sağlık. Benim yetiştirdiğim çocuk beni beğenmiyor. Anne ya gördük hamurda yani şimdi. Hamura da öyle herkesin eline değmez yani. Ellerimi bir kişi başladı benim. Bir kişi bitirsin yani. Nasıl anne iyi oluyor mu böyle? Evet çok güzel oğlum. Sen yapsaydın eğer bunu kalın böyle hamur yapacaktın. Bak ben hemen tık açtım onu. Ya bizim de elimiz yatkın yani biraz. Niye öyle bakıyorsun bana? Yanlış yaptın. Tepsiyi yağlayacaksın anneciğim. Aa vallahi unuttum ha. Bak anne. Seni de o kadar gömdük ama. Evet. Gerçekten. Yani hiç unuttum tepsiyi yağlamayı. Yakıştıramadım senin gibi birine. Anne yanımdasın heyecanlanıyorum ya. İstersen ben yağlayayım. Evet, elinde yağlı zaten. Sen hazır yağlanmışken et. Oh bol yağlayacağız ki hamur böyle çıtır çıtır olsun, lezzetli olsun. Aslında biraz da dinlendirmen lazımdı hamuru. Eksi puan aldım benden. Anne çıkışta işim var. Zaman akıyor o yüzden. Acelem var da biraz. Bu işler de aceleye gelmez ama oğlum biliyorsun. Yapacağın şeyi dört dörtlük yapman lazım. Yani İstiyorsan işte, elim yağlı. Şu an ben sen hamura başla biraz. Tamam. Ben de şunları güzelce dizeyim. Anne bir şey diyeyim mi? Harika bir tatlı olacak gerçekten. Bak tamam aynen. Bak tatlıyı bilmiyorum. Doğaçlama. İşte bu da herhalde aynen. Bize gelen bir şey mi? Yetenek mi? İkimizde yetenek. Böyle, hani yapmadığımız şeyleri daha önce hemen böyle takır takır yatıyor, yapıyoruz. Yapıyoruz. Elimiz yatkın. İşler takırında gidiyor maşallah. Bak bakalım bir dakika. Şimdi bir dakika. Kaç parça kontrol var? Etmedim. 3, 6, 7, 8. Evet. 8 parça lazım. Başla. Senin gibi bir de şöyle yapayım. Öyle istiyorsun. Aynen şovlu. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Şu fazlalığı alalım şimdilik. Ortasına delik oluşturabilmemiz için bir böyle camdır, bir şeydir artık kesmek için bir şeyler lazım. Şöyle bastırıyorum. Görüyorsunuz. Böyle ortası boş olacak. Aynı işlemi hepsine yapıyoruz. Yardım istiyor musun? Başıma kalkma sonra. Anne şunları bir, yardım etmedim şunları bir diyerekten. Şey yapar mısın ya? Bir daha açalım onları. Biraz sağ tarafa kaysan. Yakında beni mutfaktan kovmazsa iyi.
Artık gitmeye de başladı. Evet, hatırlarsınız yumurta beyazlarını ayırmıştık. İşte şimdi onlar lazım bize. Şöyle yumurta beyazını üzerine sürüyoruz. Ya yapıyoruz bu işi ya, yapıyoruz ya gerçekten. Fark etmez hangi yere olduğu ya. Türkiye'nin her yerindeyiz ya. Şimdi bu kestiğimiz hamurları üzerlerine güzelce oturtuyoruz. Ne oldu anne? Olmadı o anneciğim. Onu yuvarlak yapalım. Şöyle olmadı. Görünüm güzel olmadı. Ya. Bir tanesi aynı. Büyük olsun. Ne olacak ya? Hepsi tamam. Simetri olması sen lazım. Sen onu düzenle. Ben şimdi de biraz yumurtalayayım. Elmalarımız oldu. Elmalar hazır. Karamelize elmalar. Bol yağlı yaptın. Bizim aynen. Yağlı. Bak nasıl parlıyor bakayım. Görüyor musun? O muhteşem gözüküyor. Şimdi karamelize elmalarımızı ortaya ekliyoruz. Şöyle bolca. Oğlum yağıyla birlikte al. Allah'ın gerçekten haklısın. Ben dedim ki şöyle en son yağı böyle üzerine gezdirin dedim. Yağıyla birlikte. Aklından aldın yani. Ayrı, evet. Aynı şeyi düşünüyormuşuz. Artık özel günlerde yapacaksın bunu. Bayramlarda tatlılar benden. Bu arada Hamur Bizim İşimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Hazır. Nasıl gözüküyor? Teşekkür. Harika değil mi? Şuna evet. Bakar mısın? Bak şöyle. Evet. Estetik elmalar. Evet. Karamelize zaten benim işim. Şurayı da biraz siler misin şu kenarını? Niye kalsın ya? İyi peki. Kalsın. Bir dinle ne yani. Kadar, neden dinlemiyorsun beni? Ne kadar bol yağ olursa o kadar lezzetli olur. Lütfen dinler misin şöyle biraz? Evet, birbirini konaklarımız hazır. Şimdi 180 derecelik fırına vereceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika bence yeterli olacaktı. Ne diyorsun? Sonra çıkartacağız fırından. Üstü böyle güzelce kızarana kadar, elmalar da böyle iyice karamelize olana kadar fırında tutacağız. Şimdi fırına veriyorum. Evet, bülbül konağımız hazır. Fırında nar gibi kızardı. Ben almaya gidiyorum o zaman anne. Tamam anneciğim. Of, harika kokuyor. Evet. Şimdi en sevdiğimiz kısımdayız. Mersinliler şile der buna. Şimdi teker teker üzerine gezdiriyoruz. Burada şilenin soğuk olması gerekiyor. Bülbül konağı tatlımız da sıcak. Sıcak soğuk dengesi olması lazım. Elmaları görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Şöyle evet. Bir iki tanesi hatta bayağı karamelize olmuş. Tam böyle istediğim gibi ya. Elmaya çok yakışıyor böyle biraz bol bol pişmesi. Nasıl anne? Tamam, çok güzel gözüküyor. Valla harika duruyor evet, ya. Evet. Bence böyle yeterli sunum tamam. için değil mi? Evet. Evet, sunumumuz da harika oldu. Bir tadım yapalım biz de kendimiz. Evet. Görünüş olarak nasıl duruyor? Çok güzel duruyor. İlk defa duruyor. Yaptım bu tatlıyı. Çok güzel duruyor. Şimdi bir de tadına tadım, bakalım. Evet. Muhteşem. Hamur böyle ağza dağılıyor. Babaannenin de geçtin oğlum. Bravo sana. Vallahi. Tebrik herhalde ediyorum. Herhalde bizim aileye sorgulayacağım ben bugün işte. Hamur Bizim işimiz YouTube kanalında Mutfakta Düello Var serimizin son videosunu da çektik. Son videoda ben yarıştım. Bütün seri boyunca çok eğlendim ben anne. Sen nasıl buldun ben serimizi? Ben de çok güzel eğlendim. Özellikle Tatar yemeğinde muhteşemdin. Tatlıda daha da iyisin. Ya diyorum biz bu işi yapıyoruz diye. Ama bir şey diyeyim mi? Sen de gerçekten harikaydın. Zaten teşekkür benim ederim. Marifetim de senden bana geçmiş zaten. Teşekkür çok ederim. Eğlendik biz. Evet. Güzel bir yarışmaydı. Eline sağlık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın.